Şimdi valla en çok beklediğimiz haberlerden biri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı adımlar atılıyor. Nihayet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da düzenlenen bir toplantıya katıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede hedefimiz sıfır şiddet ve sıfır tolerans dedi. Hedefimiz sıfır şiddet. Hedefimiz bu konuda sıfır tolerans. Hedefimiz sıfır şiddet dedi. Kadına karşı şiddetle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Terörle mücadele ettik, başardık. Aile içi şiddetle de, kadına karşı şiddetle de mücadele edeceğiz. Çünkü bizim dünyaya karşı en büyük üstünlüğümüz aile yapımızdır. Bizim en büyük zenginliğimiz ailedir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına yönelik şiddetle mücadele 2022 yılı faaliyet planı tanıtım toplantısında konuştu. 22 Mart itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetleri sayısı 70'ten 50'ye, %29 bir azalışa geldi. Yeterli mi? Değil. Ama burada ortaya koyduğumuz farkındalıkla mücadele seferberliğinin bir sonucu olduğunu görüyorum. Bunu Türkiye olarak başaracağız. Kadına yönelik şiddetle mücadelede hükümetin attığı adımları anlattı. 1102 aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet bir amirliklerini kurduk. Yine KADES diye acil bu konuda kadına karşı şiddetle mücadelede bir acil buton oluşturduk ve şu ana kadar 3.400.000 kadın bu KADES uygulamasını indirdi. Ve 10.000'lerce olumsuz olay Allah'a hamdolsun ki engellenmiş oldu. Soylu konuşmasının son bölümünde CHP'li belediyelere yüklendi. Sorumluluklarınızı yerine getirin dedi. Hani büyük büyük sözler konuşan, mecliste konuştuğunda mangalda kül bırakmayan ve bizi kadına karşı, aileye karşı sorumlu olarak göstermeye çalışanların yıllardır ellerinde bulunan belediyelerin konuk evleri sayısına bak. Kimse kusura bakmasın. Yani topu hükümetin ayağına atıp dışarıdan sallayıp durmak kolay. İlk önce üzerinizdeki yükümlülükleri ve sorumlulukları bir yerine getirin. Süleyman Soylu'nun bu açıklamalarını önemsiyoruz. İnşallah artık az önce de söyledim, Türkiye'nin bu kanayan yarası kapanır.